Ve tahliyeler, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi sürüyor. Sayın seyirciler, Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmalarıyla Ukrayna'dan yola çıkan Türk vatandaşlarının bir kısmı da Kapıkule sınır kapısına ulaştı. Dilruba Amil o noktada karşımızda, izleyelim. Biz şu anda Edirne'de Kapıkule sınır hattındayız ve arkamızda görmüş olduğunuz 30 adet otobüs buradan yola çıkarak Ukrayna sınırına ulaşmaya çalışacak ve oradaki Türk öğrencileri oradan alıp, o kuşatma ortamından alıp tekrar yurda getirmeye çalışacak. Kameraman arkadaşım Musa Toprak ekranlarınıza yansıtıyor. Şu anda burada 30 tane otobüs var ve bu otobüsler şu anda sınır hattında geçmeyi, buradan çıkış yaparak Bulgaristan sınırlarına girmeyi bekliyorlar ve Bulgaristan'a ulaştıktan sonra da tekrar Ukrayna'ya varabilmek için yollarına devam edecekler. Uzun bir otobüs kuyruğu burada var. Bu otobüslerin hepsi Ukrayna'daki Türk vatandaşlarını, özellikle öğrencileri oradan alarak tekrar vatanlarına geri getirmeye çalışacak. Dediğimiz gibi uzun otobüs kuyrukları oluşmuş durumda. Zaten dünden beri yurda birçok giriş yapıldı. Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşları tarafından yurda birçok giriş yapıldı. Gerek tur otobüsleriyle, gerek oradaki vatandaşların kendi imkanlarıyla, özel araçlarıyla buraya girdiklerini gözlemledik. Şimdi de buradaki otobüsler boş bir şekilde Ukrayna'ya varmaya çalışıyorlar. Orada mahsur kalan, özellikle Türk vatandaşı olanları, Türk vatandaşı ve bilhassa da öğrenci olanları sınırdan alıp tekrar yurda getirmeye çalışacaklar. Burada toplamda 30 otobüsten söz ediyoruz. Dediğimiz gibi boş bir şekilde Türkiye sınırından ayrılıp Ukrayna'ya varmaya çalışacaklar ve orada mahsur kalan Türk öğrencileri alıp tekrar yurda getirecekler. Ancak bu tek seferle sınırlı kalmayabilir. Oradaki Türk vatandaşlarının sayısına göre, durumuna göre bu seferler tekrar